Hazreti Yunus kavmine tebliğ yapmaya gönderilmişti. Hı. Kavmi de sürekli diretince, deminki kardeşimizin dediği gibi, mesela kimi alay ediyor, kimi itiraz ediyor, kimi kabul etmiyor. O da bunlar düzelmez deyip kızıp onları bırakıp gitti. Sonra bir gemiye bindi. Gemidekiler kendi aralarına kura çektiler. Geminin batmaması için, yani ağırlıkların denize atılması gerekiyordu. Onun da denize atılması gerektiğine karar verdiler. Ve onu denize attılar. Hazreti Yunus'u. Denize atıldığında zaten o bir şoktur. Yani denize atılma bir şok. Denizin dalgalanması ve çok muazzam bir yani batma ihtimali oluşması ayrı bir şoktur. Tam o arada da dev bir balık tarafından yutulmuştur Hazreti Yunus. Bu balık yutma olayları rastlanmayan bir şey değildir. Yani tarihte zamanla balık yutma olayları olmuştur, insana yutmuştur. Hatta yutulan insanların bir tanesi balığın midesinin, yani o sıvının özellikten dolayı cildi beyazlaşmış. Böyle hani asidin etkisiyle. Yani Değişik beyazlaşma bir ya şey değil, anlamı değil, yani hakikaten asit etkisi, yani yıpratmış cildini. Ve hakikaten hayvanını yakaladıklarında adam içinden canlı çıktı, balığın içerisinden. Yani bu tip vakalar tarih içerisinde olmuş olaylardandır. Bir tanesi de yine Hazreti Yunus'ta olmuştur. Balık onu sahile yeniden midesinden dışarıya attı, Hazreti Yunus'u. Ve şiddetli bir şoka sebep oldu Hazreti Yunus'ta. Ya Rabbi, ben kendime zulmettim dedi. Balığın midesi, onu karanlıklar içinde kaldı diyor. Yani muazzam bir şok meydana geldi. Allah'a dua etti. Allah da duasını kabul etti. Allah onu sahile bir yere attırdı. Üstüne diyor Allah, yani kabak gibi, yani geniş yapraklı bir bitki bitirdik diyor. Ve çıplak olarak diyor sahile bıraktık diyor Allah. Yani bu şiddetli şoktan sonra çok tavrı değişmiştir. Yeniden kavmine dönmüştür. Ve çok mükemmel bir tebliğci olmuştur. Allah korkusunun insana ne kadar faydalı olduğunu görmemiz açısından da bu çok önemli bir delildir. Yani çünkü şok üstüne şok. Bakın, bir denizin havanın bozması var. Adamların kura çekip kuranın ona çıkması var. Denize atılma var. Denize atılıp balığın yutması var. Karanlıklar içinde kalıyor. Yani muazzam bir heyecan ve gerilim yaşıyor. Ve sonucunda çok değişiyor. İşte Allah korkusu insanı böyle çok olumlu ve makul bir çizgiye getirir. Kur'an bunu işaret ediyor, bunu anlatıyor. Evet, balığın cinsini sormuştur hocam. Muhtemelen dev bir balık, yani balinamsı bir Yunus şey. balığı deriz ama Yunus'un daha büyüğü. Yani Yunus olmaz, yani Yunus'un şeyi müsait değil. Bünyesi müsait değil. Yani Yunus daha küçüktür. Yani daha dev bir balık. Yani balina cinsi bir balık.